lira para alacak 4200 lira alan bir hemşirenin maaşı ise 5040 liraya çıkıyor. 3600 ek gösterge memur ve memur emeklilerinin sadece maaşlarına yansımıyor. Aynı zamanda ikramiyelerinde de büyük katkı sağlıyor. 25 yıllık bir memurumuz bugün 2200 ek göstergeden emekli olduğunda 120 bin lira emekli ikramiyesi alırken, yine 25 yıllık bir memurumuz bugün 3600 ek göstergeden emekli olduğunda 144 bin liraya maaşı ikramiyesi yükselmiş olacak. Yine 30 yıllık bir memurumuz bugün 2200'den emekli olduğunda 138 bin lira alacakken 3600 ek göstergeye geldiğinde 165 bin 600 liralık bir rakama yükselmiş olacak. 3600 ek gösterge emekli maaşına da %20 oranında bir artış getiriyor. Şimdi bu rakamları görünce insan 3600 ek gösterge diye aylardır vatandaşlarımızın çabalarını daha iyi anlıyor. Çünkü öyle ufak bir fark değil bu. Bakın maaşlara da ve tazminata da nasıl yansıdığını ekranlarınıza getirmiş olduk. Önemli ve ciddi bir fark. Dileriz en yakın zamanda hem memurlar hem de memur emeklileri bu haklarına kavuşurlar. Şimdi gelelim 3 gün önce yaşanan şu sosyal medya kesintisine. Böyle yapıyorum çünkü sanki birileri vallahi fişi çekti veya bir şeyi kesti. Pat 6 saat hiçbir yerde ne Facebook ne Instagram ne WhatsApp kullanıldı. Yani tamam, gençler çok mağdur oldu, hep onu konuştuk da hani Z kuşağı özellikle bağımlısı olduğu için biz de bağımlıyız, hep onları atmayalım, biz de kullanıyoruz her dakika. Ama şimdi eğlence yanı bir yana, bu işten para kazanan insanlar da var biliyorsunuz bu platformlar üzerinden. Onlar da gelirlerini sağlıyorlar buradan. Anlaşmalar yapıyorlar. Oradan bir para akışı sağlanıyor belli platformlar üzerinden. Onlar ne olacak? Şimdi onlar da haklı olarak diyor ki arkadaş sen 6 saat benim fişimi çektin. Jeneratör de devreye girmedi. Ben karanlıkta kaldım. Yani ben para kazanamadım o arada. Ben kayıp yaşadım. Benim durumum ne olacak diye soruyorlar. Peki bu durumu yaşayanlar ne yapmalılar? Onu getireceğiz ekranlarımıza. 6 saati aşan sosyal medya kesintisi birçok sıkıntıya sebep oldu. Bunlardan biri de dijital ekonomi. Sosyal medyadan gelir sağlayan firmalar ve fenomenler ticari kayıp yaşadı. Ticari faaliyetleri sadece bu mecralardan yapan, bu mecralara güvenerek ayakta kalmaya çalışan firmalar ve kişiler var. Böyle bir kesinti yaşanması halinde de ciddi anlamda da zarara girecekleri zaten ortadaydı. Bu yüzden sosyal medyadan gelir sağlayanlara hukukçulardan iyi haber geldi. Kesinti sırasında ticari kayıp yaşayanlar bu durum için dava açabilecek. Ticari firmalar veyahut da şahıslar herhangi bir şekilde zarara uğramışlar ise bu zararlarını ispat etmek şartıyla dava süreçlerini başlatabilirler. Peki firmalar ve fenomenler davayı nasıl açacak? Türkiye'de açılacak dava sürecinde ulaştırılacak tebligatlar buradaki temsilcilere marifetiyle alınabilecektir. Hukuki olarak bu mümkün. Açılacak davalar Türkiye'de görülebilir. Tebligatlar buradaki temsilcilerine yapılabilir. Ve bu şekilde de zarara uğramış olan kişilerin zararını giderme yönünde önemli ölçüde kararlar çıkabilir diye değerlendiriyoruz. Şimdi gelelim sosyal medyanın başka bir yönüne. Şimdi sosyal medyada gezerken böyle fark etmez hangi sitede, önemli değil. 3 aşağı 5 yukarı hepsinde zaten aynı videolar dönüp dolaşıyor. Böyle bazen böyle çok tatlı, masum, saf bebek videolarına denk geliyoruz veya fotoğraflarına. Ya içimiz gidiyor. Çok şahane, çok güzeller. İşte insan bakmaya kıyamıyor. Bir de onları öyle bir güzel süslüyor ki annesi babası, artık kim yapıyorsa. Böyle mankenlik yaptıranlar var. Onların yeme hallerini gösterenler var. Böyle bir şirinlik yaptıklarında çok komik oluyor. Onu belgeliyorlar, paylaşıyorlar. Hepsi iyi güzel. Ancak bu göründüğü kadar masum mu acaba? Soru bu. Yani tamam biz çok eğleniyoruz, bizim hoşumuza gidiyor da hani bebek bu yahu. Daha konuşmasını bilmiyor, rızası alınmamış. Ama anne onun adına bunu yapıyor. Peki bu çocuğu nasıl etkiliyor? Bu bebek üzerinde o an ve ileride nasıl bir etki bırakabilir? Bunu araştırdık. Dilay Dilaver ve Halil Kahraman'ın haberi. Son yıllarda sosyal medyada annelerinin fenomen ettiği bebekler arttı. Aileler bebeklerinin adına bir sosyal medya hesabı açıyor ve bu hesapta her gün bebeklerinin her halini yayınlıyor.
Çok takipçili fenomen olan bu bebekler aslında ailelerine bu sayede para da kazandırıyor. Annenin çocuğuna karşı sadece çocuğa bakım vermek gibi değil, artık oradan bir para kazanma da derdi olduğu için gün içinde YouTube'a ya da Instagram'a yükleyeceği içeriği, satacağı ürünü de zihninde geçirdiği için o çocukla ilişkiyi çok zedeliyor. Peki henüz bilinç algısı oturmadan şöhrete kavuşan bu bebekler bu durumdan nasıl etkileniyor? Çocuğun ev halindeki her şeyi, beslenmesi, uyku düzeni, tuvalet eğitimi alırken yayınlanıyor olması da çocuğun mahremiyet algısına zarar veriyor. Annesinin kendisini yayınlarken güzel görünme, güzel çıkma gibi bir derdi oluyor tabii ki. Çocuk da küçük yaşta burada bedenini nasıl toparlayacağı, nasıl göstereceği bilgisini de edindiği için bu da aslında mahremiyet algısını, kişilik bütünlüğünü zedeleyici bir durum. Çoğu kişi de fenomen bebeklerin sosyal medya hesabına aslında yoğun ilgi gösteriyor. Küçük yaşta küçük olarak sevildiği için büyüdüğünde aynı ilgiyi görmediğinde büyük bir hayal kırıklığı, özbenliğini zedeleyen bir durum. Artık ben sevilmiyorum o zaman. Aslında örnekleri gözümüzün önünde biliyor musunuz? Çok da uzağa gitmeye gerek yok. Tamam bu şimdi bu Instagram, YouTube, TikTok falan burada yapılıyor. Bebekler yeni yeni de. Biz bunu Hollywood filmlerinde vakti zamanında görmedik mi? Macaulay Culkin ismini diyeceğim hemen hatırlamayacaksınız. Evde Tek Başına filmini hatırladınız mı? O çocukken yıldız olan Macaulay Culkin sonra neler yaşadı? Ve onun gibi küçük yaşta, hatta bebek yaşında, daha yürümeyi hemen öğrenmiş veya yürümek üzereyken bebek yaşta ve çocuk yaşta ünlü olan o çocukların ileride yaşadıkları travmalar. Vallahi açın internete bakın. İşte birisi bilmem ne bağımlısı olmuş, o ailesinden kopmuş, o oraya savrulmuş. Küçük yaşta büyük şöhret büyük travmalara yol açabiliyor. Böyle bir tehlike var. Ha, o an için bize çok hoş geliyor da olmayabilir, dikkat diyoruz. Şimdi Sözcü gazetesinin manşeti. Ya bu kelimeyi de söylemek istemiyorum ama o ya, meşhur bir tane laf vardır yani, zenginin parası yorar. Yani hakikaten haber o yani. Bakın Sözcü gazetesinin haberi, en zenginlerin serveti bir yılda %46. Biz bu haberi niye yapıyoruz ki? Yani bütün dünya yapıyor da ben bütün dünyaya söylüyorum, sadece buraya değil şimdi. Niye yapıyoruz ki bu haberi? Ne oluyor? Öğrendik şimdi %40 artmış. Kimmiş? Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, Elon Musk, hep aynı adamlar. Ünlü iş dünyası dergisi Forbes tarafından hazırlanan Amerika'nın en zengin 4-3 kişisinin bulunduğu liste açıklanmıştı. Uzun uzun okumayalım. Jeff Bezos 201 milyar dolar. Bir numarada yer almış. Amazon'un CEO'su ve kurucusu. Bezos'u Tesla'nın sahibi Elon Musk 190 milyar dolarla takip ediyor. Ve Facebook'un kurucusu, CEO'su Mark Zuckerberg 137,5 milyar dolar. Şimdi anladınız mı? Ben 3 gün önce kesintiler olduğunda Facebook'un sahibi şu kadar para kaybediyor. Ne olacak ki dedim ben. Bir hafta içinde zaten onun yerine koyacak. İşte görüyorsunuz, koyuyor da zaten. Yani onlar için çok büyük para değil. Biz böyle manşetleri çıkarıyoruz. Vay efendim şöyle oldu böyle oldu da hiç. İşte Trump listede yok yalnız. Bence esas haber bu. Hani başlığa ben onu çıkartırdım yani. Trump giderek fakirleşiyor mu diye. Trump 25 yıllık demirbaşlarından biriydi bu listenin. Geçen sene Trump listede 339. en zengin Amerikalı olarak yer almıştı. Ancak bu sefer o 400 kişilik listeye Donald Trump girememiş. Bence haber o. Kripto milyarderlerinin serveti 55 milyar dolar. Bu da dijital para piyasasındaki hareketliliği. Thank you.
biter şey daha gülbül gülyar elenir. Bakmaz mısın şu sinemde dağlara? Derdimi söylesem dil yara. Bakmaz mısın şu sinemde dağlara? Derdimi söylesem dil yara. Derdimi söylesem dil yara. Boş geçirmeyelim gel bu çağları. Boş geçirmeyelim gel bu çağları. Dolaşalım sahraları çölleri. Bir gün gazel döker ömrü bağlar. Eser samyelleri dal yarede. Bir gün gazel döker ömrüm bağları. Eser samyelleri dal yarede. Eser samyelleri dal yarede. Dostun muhabbeti cennet otağı. Ancak şu dünyada derdim ortağı. Sazım figan eder tel yaralı. Ancak şu dünyada derdim ortağı. Sazım figan eder tel yâre. Sazım figan eder tel yâre. Bizim köy çobanı, 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 çobanı. Derde düştü bizim köy çobanı, 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 çobanı.
Koç geldi tosladı vurdu devirdi. Kurt daldı sürüye büktü kıvırdı. Beş parmaklar keçesini çevirdi. Derde düştü bizim köyün çobanı, 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 kurbanı. Dağılmış boz koyunlar gizli gizli sarılmış. Sürünün köpeği suda boğulmuş. Derde düştü bizim eli çobanı, 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 çobanı. Derde düştü bizim köyün çobanı, 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 çobanı. Kendini tanı. Niyeti yok dönüp köye gitmeye, yüzü tutmaz dağdan ara atmaya. Yemin ettim diyor da var gütmeye. Derde düştü bizim köyün çobanı, 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 çobanı.